Mevcutta 12 bin üyesi olan bir sendika. Ankara Valiliği'nin açtığı davayla Emekli Sen şu anda kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Sonuçlanmayan dava sürecini, Emekli Sen'in taleplerini, faaliyetlerini öğrenmek için Genel Başkan Yardımcısı Avukat Haşim Korkmaz'la birlikteyiz. Merhaba Haşim Bey. Öncelikle devam eden dava sürecini sizden duyabilir miyiz? Biz davalara alıştık tabii ki. Ankara 26. İş Mahkemesi'nde Ankara Valiliği bir dava açtı. İlk duruşmasına geçtiğimiz Cuma günü girdik. Mahkeme ben görevsizim, Asli Hukuk Mahkemesi görevli olduğunu düşünüyorum. O da görevli olmadığını düşünüyorsa Uyuşmazlık Mahkemesi kime görev verirse ona göre mahkemeniz görülür diye ertelendi belirsiz bir tarihe. Egemense demokrasi varsa biz dayanağımızı anayasanın 90 Taksim 5. maddesinde temel hak ve hürriyetlere dair, insan haklarına dair uluslararası sözleşmeler kanunla çatışması halinde uluslararası sözleşmeler geçerli diyor. Biz hukuki dayanağımızı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesi 4. fıkrasından alıyoruz. Herkes sendika kurabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de aynısı geçerli. ILO Uluslararası Çalışma Örgütü'nün anayasasındaki temel prensiplerinde de herkes, yani sendikanın öznesi insandır. İlla ki aktif çalışıyor olması, bir iş yeri olması önemli değildir. Ev hanımları da sendika kurabilir. Öğrenciler de, işsizler de sendika kurabilir. Ve bu konuda Ankara'da bizim önceki sendikamıza karşı açılan davalarda bilirkişi heyeti insanın öznesinin insan olduğu uluslararası sözleşmeye dayanarak herkesin sendika kurabileceğine dair rapor vermişti. İki tane önceki sendikamızın adı Tüm Emekli Sendi. İki tane dava kazanılmıştı. Bir usul hatası yüzünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde o sendika kapatıldığı için biz 2019-25 Şubat'ında yine DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası, kısa adı Emekli Sen olarak bir sendika kurmuş olduk. Aslında 65 bin üyemiz vardı. Bu 25 Şubat'tan bugüne daha 12 bin üyemize ulaşabildik. 100 bin üye en kısa zamanda 2020 sonlarına kadar hedefliyoruz ki kesin ulaşacağımız bir sayıdır. Peki bu kadar sendika varken neden sizin sendikanız kapatılmak isteniyor? Siz ne talep ediyorsunuz? Şimdi gerek dernek gerek sendikalarda bir hükümetlerle birlikte davranan ve yandaş davranan, ne verirse Allah razı olsun diyen zihniyette olanlar var. Onlara dokunulmuyor. Onlara dava bile açılmıyor. Ama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bağlı, DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası mücadele yolunu seçiyor. Çünkü ne verirsen kabul ediyoruz demiyoruz. Çünkü siz bize sadaka vermiyorsunuz. Biz emekli olmak için yaşam boyu çalışmışız. Primlerimizi sonuna kadar ödemişiz. Yaşlılığımızda rahat edeceğiz. Adam gibi maaş alacağız. Ve sağlık konusunda hiçbir katkı olmadan, öyle 80-100 bin lira ek paralar ödemeden sağlık sorunlarımızın çözüleceği konusunda bir sosyal güvence şemsiyesi altına girmişiz. Siz sonradan oyunun kurallarını değiştiriyorsunuz. Sanki milletin, devletin sırtında kamburmuşuz gibi, sanki bize sadaka veriliyormuş gibi emeklilere hükümet keyfine göre bir şeyler veriyor. Kendileri %25, %26 enflasyon varken, kendi zamlarını, danışmanlarını falan o kadar yüksek yaparken, %25 ile %40 arasında yaparken emeklilere %5 oranında ücret artışı yapıyor ve sağlık konusundaki özellikle daha teferruatlı büyük hastalıklarda, mikro cerrahi gerektiren konularda 80 bin ile 100 bin lira arası ek ücret sosyal güvenlik kurumunun verdiğinden hariç ek ücret ödemek zorunda kalıyor emekliler. Biz zaten yaşlılıkta en büyük sorunumuz sağlık ve emekliler sendika kurmasın, dernek kursunlar gibi bir anlayışa sahipler. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesindeki örgütlenme hakkında siyasi parti, dernek, sendika, vakıf gibi hepsini savunmuş. Efendim sendika ismini alamazsınız, siz emeklisiniz, iş yeriniz yok ve işçi işveren değilsiniz gibi bir iddiası var iktidarların, hükümetlerin. Türkiye bu konuda bu uluslararası sözleşmeye uymak zorunda. Ama Türkiye'de hukuk egemen değil, demokrasi değil, Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Hakimler de cesur davranamıyorlar. Biz Ankara'da mahkemeler var, Türkiye'de hakimler var diyebilmek istiyoruz ama maalesef daha henüz diyemiyoruz. Peki ya diyemezsiniz? Yani ya beklediğiniz dava lehinize sonuçlanmazsa o zamanki... Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Biz sendika kurmaya, bir başka sendikayla,
Veya başka seçenekler, argümanlar, sivil toplum kuruluşları kurup yine sendika kurmayı hedefleyeceğiz. Çünkü emekliye neden sendika diye ısrar ediyoruz? Dernek yetmiyor mu? Çünkü dernek sadece dayanışma örgütüdür, kamuoyu yaratma örgütüdür. Ama sendika ekonomik ve sosyal haklarının savunulması, hükümetlerle toplu pazarlık, sosyal güvenlik kurumlarıyla toplu sözleşme yapma hakkını verir. Hükümet de bütçe yetersizliğinden bizim iktidarlar bu uluslararası sözleşmenin gereğini yerine getirmiyorlar. Yani onlarla toplu pazarlığa kalkarsak enflasyon karşıtı değerinde bir artış bekleyeceğiz. Sosyal güvenlikte canı istediği gibi reform yapıyorum deyip de bize ek yükler getiremeyecek. Bunun gibi biz toplu pazarlık yapmazsak çalışanların hadi bir argümanı var. Toplu sözleşmedir, grevdir, iş yerinde bir takım şeyleri, pazarlık yapma hakları var. Ama emeklinin bu hak elinden alındığı için herhangi bir ekonomik krizde öncelikle fatura emeklilere kesiliyor. Çünkü savunacak gücü yok, toplu sözleşmesi yok, pazarlık gücü yok. Onun için dernek olmaz, sendika olmalıdır diyoruz. Peki sizi hükümet neden ciddiye alsın? Yani yaptığınız faaliyetler istekleriniz doğrultusunda ikna edici mi? Ciddiye alınacağınızı düşünüyor musunuz? Beklentiniz neler? Almak zorunda. Bugün Cumhur İttifakı'nın en son seçimlerde aldığı oy 23 milyon. Emekliler 12 milyon 300 bin. Sadece eşleriyle hesaplasak yaklaşık 25 milyon bir kitle. Bunların bizi ciddiye almamada, tüm emeklileri ciddiye almamada tek bir kozları var. Emekliler bir yere vurmuyor. Ben de onun için diyorum ki biz DİSK Emekliler Sendikası, MYK'mızda da bu durumu görüştük. Bütün farklı siyasi partileri de dolaştık, ziyaret ettik. Onların desteğini aldık. İki hafta kadar önce benim hazırladığım kanun teklifini meclise CHP milletvekili eski DİSK Konfederasyon Başkanı Kani Beko sundu. Mecliste basın açıklaması da oldu. Biz şimdi ilk hedefimiz örgütlü olan kesim, yandaş dernek ve sendikalarda olsa onları da ziyaret edeceğiz. Gelin kardeşim bir yere vuralım. Hepimizin ortak çıkarı emeklilerin ekonomik ve sosyal hakları. Ücret, sağlık konusu temel. Sağlıktan ek para alınmaması konusu. Emekliyi çaresiz bırakmama konusu. Samimiyseniz gelin beraber olalım. Ha kabul etmezlerse çıkarız kapısının önünde basın açıklamasını da yaparız. Biz gittik, çağrıda bulunduk. Buradan da çağrıda bulunuyorum. Emekliler için hangi dernek ve sendika uğraşıyorsa, herkes bir şey yapmak için yola çıkmış. Birbirimizi öyle veya böyle ötekileştirmek, düşmanlaştırmak gibi bir amacımız yok. Bir kere örgütlü kesim arasında birliği sağlamak, sonra 12,5 milyonu ortak askeri müştereklerde, ortak paydalarda 12,5 milyona ortak bir dille bir sonuç bildirgesine hitap edebilirsek, o zaman bizi hükümetler sonuna kadar ciddiye almak zorundadır. Çünkü hükümet de kurarız, hükümet de deviririz. Emekliler olarak o güce sahibiz.